geldim. Şu an yine aynalı bir çekim yapıyoruz. Çünkü bu video için kendimi ve saçımı net bir şekilde görebilmeliyim. O yüzden direkt aynaya bakmam gerekiyor. Umarım ışık da açı da güzeldir. Hiçbir fikrim yok. Kötüyse yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şeyini kendin halletmek zorundasın ve eğer ki batırırsan yanında olabilecek ve sana yardım edebilecek hiç kimsen yok. Eğer ki beni düzenli olarak izliyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız mutlaka abone olun ve videoyu beğenin. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Sizden tek ricam bu. Bugün Bella Hadid saçı yapıyor. Buna Bella Hadid topuzu diyen var. Sleek bun, İngilizce'de sleek bun diye geçiyor. Bu şık topuz diyen var. Ben de bu saçı ne zaman yapıyorum biliyor musunuz? Sadece saçım kirlendiğinde yapıyorum. Nasıl güzel bir kaçış ama. Saçım kirli olduğu belli olmuyor. Hem şık görünüyor. Daha ne olsun. Bu topuzu yaparken tuhaf bir ürün kullanıyorum. Lütfen o ürünü gördüğünüz zaman gülmeyin bana. Ben böyle evde bulduğum şeyleri pratikleştirip farklı şeylerde kullanmayı seviyorum. O yüzden benimle dalga geçmeyin görünce, tamam mı? O zaman başlıyorum. Bu arada sonunda aranan yeşil bulundu. 2 haftadır yeşil oje arıyorum. Güzel böyle. Asker yeşili ama tam asker yeşili de değil. Çimen yeşili hiç değil. %100 istediğim tondaki yeşil mi? Hayır. Fakat bulabildiğim en iyi alternatif buydu. Yeşil oje sevdası nereden geldi hiç bilmiyorum ama acayip beğeniyorum. Acayip yani. Eğer böyle koyu güzel yeşil ojeler biliyorsanız mutlaka bana yorumlarda yazın. Ben çünkü bulamadım. Yine ben farklı yerlere daldım. Konumuz bu değil. Şimdi başlıyorum. Birinci adımımız saçın kirli olması. Evet. Şu an saçım bayağı kirli yani. Kaçıncı günündeyim şu an? 3,5. günündeyim. Dipleri yağlı ama uçlarına bakar mısınız? Sanki yeni yıkamışım saçlarımı. Hiç de çaktırmıyor. Bu nasıl bir saç bilmiyorum. Evet. Wow. Tek seferde düzgünce ayırabilmeme çok şaşırıyorum şu an. Bravo. Kendimi alkışlıyorum şu an. Şu arka kısmı şöyle geriye yapıyorum, tamam mı? Şu öndeki gıcık bebek saçlarım da bana oradan selam veriyor. Olmasanız olmaz zaten. Ben saç değilse saç uzar arkadaşım. Uzasana yani. Ben bu topuza başlamadan önce Tony Gay'in bu Sea Salt Casual Spray'ini sıkıyorum. Tamam mı? Şöyle sadece saçımın üstlerine yeterince yağlı ve yapışık değil çünkü. Bu saçı ben 1 dakikada falan yapıyorum. Eliniz alıştıkça daha hızlanırsınız. Önce ellerimle geri geri yapıp yapıştırıyorum, tamam mı? Sonra tuhaf ürünümüze geçiş yapacağız. O sonra geldi. Toplayacağım şimdi. Sonra tarayarak elime böyle alıyorum hepsini. Düzgün bir şekilde. Bu yöntem bir tık zor. Şimdi şu alt kısımlara sıkıyorum. Yapışması gerekiyor çünkü. En önemli yerlerden biri şu alt kısımlar. Sonra şöyle bir lastik alıyorum ve bunu topluyorum. Bu şekilde. Ve şöyle hop çekiştiriyorum. Gördüğünüz gibi saçımı topladım. At kuyruğu yaptım. Aslında böyle de çok şık duruyor bence. Sonra saçımı böyle topuz yapıyorum. Çevirerek, kıvırarak. Döndürüyorum. Sıkı bir şekilde. Bu sefer 2 tane aldım üst üste. Ve bunu buradan topluyorum. Ben buradan saç çıkartıyorum. Bence çok şık duruyor. Saçımı sıkı sıkı topladığıma göre can alıcı kısma geçiyoruz. Şöyle bir orta karar. Orta karar ne ya? Şöyle bir orta etkili. Ama bu da olmadı. Orta sertlikte saç köpüğü alıyorum. Bitmek üzere yani, çok az kaldı. Sadece bu işlem için kullanıyorum bu arada. Normalde saça zarar veren şeyler bunlar ama. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hop. Bu şekilde elime sıktım. Böyle saçımın üstlerine sürüyorum bunu. Ve altlarına da. Hazır mısınız? Bu bir ayakkabı fırçası. Evet. Yanlış duymadınız. Ayakkabı fırçası. Bu minik olduğu için öndeki bebek saçları o kadar güzel toparlıyor ki ve sert de tam istediğim gibi bir fırçası var. Yani. O yüzden bunu kullanıyorum. Saçım kurumadan hemen kullanalım şunu. Şöyle geri geri bu fırçayla saçımdaki tüm bebek saçları, gıcık saçları topluyorum. Ve
saçlarımı pürüzsüzleştiriyorum bu fırça sayesinde. O kadar işe yarıyor ki. 2,5 TL bu. Hiç farklı bir fırçaya bence ihtiyaç yok. Fakat ben yine de merakımdan alacağım yani bulursam. Bulamadım ama bulan olursa yazsın. Altlarını da şöyle toparlıyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel bebek saçı topluyor ki. Aa! Ben böyle aptal saptal şeyleri farklı farklı şeylerde kullanmayı seven biriyim. İlham perilerim bayağı iyi çalışıyor. Bayağı yani. Ve Slick Bun'ımız, Bella Hadid topuzumuz hazır. Acelem olduğunda ve saçım çok çirkin göründüğünde, kirli olduğunda falan benim tek yaptığım saç modeli bu. Bayağı bayağı moda bir saç modeli. O yüzden size nasıl yapıldığını göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayakkabı fırçamı da çok beğenmişsinizdir. Kendisi bayağı güzel, queen yani, anladınız mı? Kendisi bir queen. Lastik kullanmayacaksam mesela bu tarz saç tokaları da kullanıyorum. Bunlar böyle 90'lı zamanlarda, yıllarda çok meşhurdu. Yani geri geldi. Geri geldi o moda. Ama hayranız, 90'lara 80'lere hayranız yani. Ve ben anneme bu çirkin şeyleri niye saçına takıyorsun diye çok kızdığımı hatırlıyorum. Şu an moda oldu ve annem hala bunları kullanıyor o yıllardan beri. Ve şu an bayılıyorum bunları takmaya. İşte bu da bizim kulağımızda küpe olsun. Hiçbir şey beğenmemezlik yapmayalım. Evet. Topuz fırçası da bulduğum zaman deneyeceğim ve arasındaki farkı size söyleyeceğim. Ama topuz fırçası bence kazanmaz. Neden? Çünkü bu daha ufak ve daha ince çalışabiliyorsun. Aynen, bak olay bu. Eğer ki bu fırçayı siz de alıp denerseniz yorumlarda fikirlerinizi mutlaka yazın. Ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.